Orsam uzmanı Sayın Oytun Orhan konumuz olacak bu bölümde. Operasyonu konuşacağız. Olası bir operasyon. Gündemde uzun süredir fakat işte engellemeler de öyle Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Bunu konuşuyorduk. bu güvencenin verildiğini Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK, PYD terör örgütlerine fakat bundan sonra sürecin nasıl ilerleyeceğini. Oytun Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, ben de size iyi yayınlar diliyorum. Çok uzun zamandır gündemimizde, hatta e, birkaç hafta önce sizinle bugün başlar mı, yarın başlar mı diye de konuştuk. Fakat iç gündem çok yoğun, dış politika çok yoğun. Yani sadece Afrin-Suriye gündeminde değil, biraz e, İsrail'in gölgesinde kaldı. İsrail'in attığı adımların gölgesinde kaldı. İran'daki ayaklanmaların, protesto gösterilerinin... gö gölgesinde kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs kararının gölgesinde kaldı ama orada mevcut durum hala devam ediyor. Türkiye yönelik çok büyük tehlike devam ediyor. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri bu gündemleri suni olarak mı oluşturuyor diyoruz. Çünkü Türkiye kararlılığını her defasında ortaya koyuyor Suriye açısından. Şimdi Afrin operasyonu diyoruz. Böyle bir inisiyatif alabilir Türkiye. İşte İran'la Rusya ile anlaşmış durumda. Fakat Amerika Birleşik Devletleri burada bir e, kilitliyor meseleyi. E bu daha ne kadar böyle devam edebilir? Yani sadece Afrin konusunda çünkü Afrin'in arkasında hemen birbirinin bir, bir operasyonu operasyonda gelebilir. Fırat'ın batısında. E, bu ne kadar daha engellenebilir? Türkiye bu, bu konuda ne zaman somut bir adım atacaktır sizce? E, şimdi tabii Suriye meselesi o kadar karmaşık ve dış aktörlerin e, doğrudan müdahale olduğu bir e, kriz e, krize dönüştü ki. Tek başınıza açıkçası burada hareket etme imkanınız çok da fazla yok. Yani bir Suriye'ye e, askeri müdahalede bulunacağınız zaman sizin bahsettiğiniz gibi bir tarafında işin Amerika var. Ama açıkçası e, Rusya'nın e, bu anlamda Suriye'de düzenlenecek askeri bir operasyon konusunda e, onunla koordine etmeden düzenlenmesinin açıkçası çok da kolay olmadığı e, aşikar. Dolayısıyla Türkiye bu e, askeri müdahalenin e, öncelikle koşullarını hazırlamakla, meşgul. Yani Fırat Kalkanı harekatı da bu şekildeydi. Öncelikle bu bölgede Türkiye'ye dönük olası riskleri bertaraf edecek bir koşul hazırlandı ve ondan sonra bu operasyon gerçekleşti. Ama tabii oradaki o konsensüs oluşturmak daha kolaydı. Tehdit DH bütün dünyanın ortak tehdidi. Ama tabii iş ne zaman ki YPG'ye döndü bir anda itirazlar yükselmeye başladı. Biliyorsunuz Elbap ele geçirildikten hemen sonra işte sırada MÜMBÜÇ açıklaması geldi. Hemen Rejim ve Rus güçleri sınır hattına yerleşti. Hedef de Yine Rus varlığı Afrin'e konuşlandı. E bütün bunlar tabi Türkiye'yi sınırlandıran ve olası bir müdahale durumunda bunun maliyetinin Türkiye açısından çok ağır olabileceğini gösteren bir durum. Bunun ötesinde tabi Suriye hava sahası tamamen Rusların kontrolü altında ve hava desteği olmaksızın karadaki unsurlarla e, aktörler arasında kesin bir e, yenilgi ya da zafer sağlanması çok mümkün e, gözükmüyor. Hava desteği e, sağlayabilmek açısından da bu işi Ruslarla koordine etmek gerekiyor. Amerika doğrudur. Yani Türkiye'nin YPG'ye dönük e, operasyonlarına karşı çok korumacı bir e, tavırda ama Amerika'nın etkili olduğu alan daha fazla Fırat'ın doğusunda kalan e, alan. Afrin bölgesi Rusya'nın etki alanına içerisine giriyor. Dolayısıyla Ruslarla daha fazla koordine etmek gerekiyor. Amerika'nın Afrin konusunda YPG'ye, PKK'ya güvence vermesi meselesi ancak şu şekilde olabilir. Ruslarla yürütülecek, yürüttükleri görüşmeler neticesinde Türkiye'nin bu operasyonuna Rusya'nın yeşil ışık yakmaması konusunda bir ortak görüş ortaya çıkmış olabilir ve o o görüşmeler, o taahhütler üzerinden Amerika ancak YPG'ye bir koruma kalkanı sağlayabilir. Onun dışında Amerika'nın tek taraflı olarak Türkiye'nin Afrin bölgesine düzenleyebileceği, düzenleyeceği operasyonu engelleme imkanı fiziksel olarak yani mümkün değil. Sahada caydırıcı bir unsuru yok. Ne askeri varlığı var, ne hava operasyonu e Amerikalılarla koordine etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi Rusya daha etkili ee, sizin haberinizde de vardı Rusya ve İran'ın hani inisiyatif Türkiye'de diye hmm. e, topu Türkiye'ye attıkları söyleniyor ama tabi bu iş o kadar kolay değil yani bu e, Türkiye'yi bir bataklığa çekme arayışı da olabilir yani e, Türkiye buraya e, girsin ama bu işin Rusya ile koordine ve İran'la koordine edilmesi gerekiyor aksi takdirde sadece inisiyatif sizde demek şu manaya gelebilir e, biz burada hiçbir destek vermeyeceğiz. Türkiye'nin olası bir hava operasyonuna da izin vermiyoruz ve hatta e, örtülü operasyonlarda burada Türkiye'nin e, askeri müdahalesinin altına oyacak şekilde YPG'ye PKK'ya. E, bazı destekler de verilebilir ki bu durumda Türkiye'nin bir Afrin operasyonu çok riskli hale gelecektir. Dolayısıyla burada sadece inisiyatif sizde denmesinden öte bu işin aynen Fırat Kalkanı operasyonunda olduğu gibi koordineli yürütülmesi gerekiyor. Biliyorsunuz Fırat Kalkanı sırasında bile rejim uçakları nedeniyle Türk ordusu şehitler verdi. Dolayısıyla çok bilinmez bir alan ve bu e, koordinasyon sağlanmadan düzenlenecek bir Afrin operasyonu son derece e, riskli olacaktır. Ama Türkiye Afrin konusundaki kararlılığını e, kesinlikle son vermeyecektir. Şu anda Afrin konusunda bir fırsat alanı ortaya çıkmış gibi gözüküyor. E, ama bu e, ben az önce söylediğiniz bu koruma kalkanları yani, Rusya, ve... e, Amerika... Düzeltiyorum Rusya ile İran'ın açıklamalarını siz biraz daha e, şüpheyle yaklaştınız, soru işaretiyle yaklaştınız, İnisiyatif sizde açıklamasını. Burada inisiyatif kelimesi tabii oldukça manidar, altında da sizin e, yorumlarınızın çıkması, yani o şekilde yorumlanması son derece normal. Fakat bir yandan da şunu düşünüyorum, şu konjonktürde, şu durumda, Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an için oradaki, etkinliği PKK ve PYD ile birlikte söz konusuyken Rusya ve İran'ın Türkiye'yi orada bir bataklığa sürüklemek avantajına bir durum olabilir mi? Şöyle, tabii yani Türkiye'nin özellikle İdlib konusunda biliyorsunuz ciddi kaygıları var ve şu anda rejim ve İran'ın Rus hava desteği altında İdlib'de operasyonları sürdürülüyor. Belki Türkiye'nin ilgisini biraz afrine kaydırıp İdlib konusunda kendi ellerini rahatlatmak istiyor olabilirler. Bunun ötesinde özellikle Rusya'nın bölgede YPG ile hatta tarihsel olarak PKK ile bir dirsek teması içinde olduğunu görüyoruz. Suriye'de federalizm konusunda son derece istekli ve bu kartı da, Kürt kartını da Elinden kaçırmak istemiyor, hep elinde tutmak istiyor. Bunu tamamen Amerika'ya kaptırmak istemiyor. Dolayısıyla bu anlamda bu Afrin konusunda biraz korumacı ama diğer taraftan Türkiye ile daha stratejik düzeyde işbirliği var. Türkiye'nin sunabilecekleri, Türkiye'nin sunduğu avantajlar kıyaslanamaz. Dolayısıyla bu baskılara dayanamayıp belki izin vermek, yeşil ışık yakmak durumunda kalabilir. Ama yeşil ışık yaktığında da bunun Mümkünse başarılı olmaması için de elinden geleği gelen çabayı sarf edebilir. Buna engel yok. Bunu tabii ki dediğim gibi farklı araçlarla çok da önünde olmayacak örtülü araçlarla bunu sağlamaya çalışabilir. Yani bu esasında dediğim gibi sadece Amerika açısından değil, yani Rusya ve İran açısından da beklent, yani Türkiye'nin başarısızlığının beklentisi çok da anlaşılmayacak bir durum değil açıkçası. Bir de şunu sormak istiyorum İran ve Rusya'dan konuştuğumuz için şimdi İran'da geçtiğimiz hafta boyunca önceki hafta boyunca devam eden protesto gösterileri orada e, İran halkının ekonomik sebeplerden e, dolayı işte serzenişleri şikayetleri olduğu gibi bir de İran'ın dış politikada attığı adımlar e, bir biraz daha o yayılımcı politikasını eleştirmeye yönelik çünkü o politikayla içeride Kamuoyunda sıkıştıklarını, işte ekonomik anlamda çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını dile getiriyordu protestocular öncelikli olarak. Tabii sonradan farklı bir sürece evrildi o ayrı. Şimdi siz bu noktada İran hükümetinin e, bu eleştirileri vatandaşlarının bu eleştirilerini e, göz önünde bulundurarak bundan sonra dış politikadaki adımlarına biraz daha farklılık getireceğini düşünüyor musunuz? Yani mevcut haliyle çok mümkün değil. Hı hı. E, dediğiniz gibi sloganlar büyük ölçüde İran'ın e, dış politikada Orta Doğu'da yeni mevziler kazanmak için harcadığı paraları esasında kendi halkı için harcaması gerektiği yönündeydi. E, eğer protestolar daha uzun süreli olsa ve İran rejimini içeride daha büyük baskına altına alacak boyuta ulaşsaydı dediğiniz sorgulamayı yapabilirdi İran e, yönetimi. Hı hı. Ama çok da uzun e, sürmedi. Ama bunun şöyle bir istisnası var yani Trump yönetimiyle birlikte artık bölgede İran'ı sınırlandırma politikası hayata geçirilecek. İşte güvenlik belgesi de açıklandı. Burada İran en önemli tehditlerden biri olarak ifade ediliyor. İran Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da, Yemen'de ciddi mevziler kazanmış durumda. Buralarda İran'la Vekiller aracılığıyla mücadele etme şansı çok fazla yok Amerika'nın sahada elinde YPG PKK dışında bir araç kalmamış gibi gözüküyor. Doğrudan askeri müdahalede kendisi bulunamıyor. Bu da son derece maliyetli, riskli ki zaten Obama döneminden bu yana bölgeden çekilen ve bölgedeki Müttefikleriyle işbirliği halinde bir düzen kurma çabasında olan bir Amerika var. O da olası değil. Dolayısıyla bu protesto gösterileri Amerika'ya yol gösterici olabilir ve İran'ı bölgede yani Suriye'de, Irak'ta sınırlandırmak için akıllı yaptırımlarla hedef alıp içerideki çelişkiler üzerinde oynayarak İran'ı kendi içine döndürmeye çalışabilir. Dolayısıyla uzun vadeli olarak belki dediğiniz etki ortaya çıkabilir. Amerika'da bu yönde çabalayacaktır diye düşünüyorum ama mevcut haliyle ee, İran'ın e, çok fazla e, bölgede kazandığı mevzileri riske edecek şekilde varlığını azaltacağını, daha az agresif e, hareket edeceğini açıkçası düşünmüyorum. Ama şu var, yani e, sonuçta bölge o kadar değişken bir hale aldı ki çok uzun süreli ittifaklardan, stratejik işbirliğinden bahsetmek mümkün değil. Tamamen e, günlük, e, haftalık olaylara göre e, aktörler. ...tepki geliştiriyorlar ve olaylar pazarlıklar halinde sürüyor. Yani siz ne sunuyorsunuz karşılığında ne alabilirsiniz şeklinde. İran ve Rusya eğer mecbur kalmadıkları sürece Afrin konusunda Türkiye'ye ben çok yeşil ışık yakalayacaklarını düşünmüyorum. Ama özellikle biraz önce bahsettiğimiz İran'ın sınırlandırılması, baskı altına alınması politikası çerçevesinde... E İran'ın Türkiye'ye olan ihtiyacı artacak farklı hmm. alanlarda. Bu artan ihtiyaç Türkiye ile işbirliğini gerekli kılabilir. Türkiye'nin ihtiyaçları konusunda onun elini rahatlatacak bazı tavizler vermesini gündeme getirebilir. İşte afrin bu bu anlamda belki gündeme gelebilir diye düşünüyorum. Peki İran açısından durum böyle. Bir de Rusya'ya bakalım. şimdi İdlib çatışmasızlık bölgelerinden biriydi Suriye'de. Fakat son dönemde rejimin, Esed rejiminin oraya Sistematik olarak saldırılarını her gün haberlerde ekranlarınıza getiriyoruz ve çok sayıda sivil kayıp da var. Şimdi Suriye'de Esed rejimi demek e, dünya kamuoyunda eşittir işte Rusya anlamına geldiği için. E, bu dönemde Rusya nasıl bir plan içerisinde sizce? Yani bu gelişme doğrultusunda ilk meselesi özelinde bakıldığında. E, tabii Rusya... Evet, Rusya yakın zamana kadar bu Aslan'a sürecine ve çatışmasızlık bölgeleri anlaşmasına ciddi anlamda ihtiyaç duyuyordu. Türkiye'nin katkısı olmadan bunu zaten başaramazdı. Bu anlaşmalar sayesinde nefes aldılar ülkenin batısında ve Doğu'da yürüttükleri, Irak sınırına doğru yürüttükleri operasyonlarda önemli mevziler kazandılar. Tabii şimdi bir öncelik sıralamaları var. Doğu halledildi, Deaş halledildi. Geniş alanları artık kontrol ediyorlar. Şu anki hedef sıralamasında İdlib'in öne çıktığı anlaşılıyor. Dolayısıyla özellikle rejim İran açısından yani Rusya'yı belki biraz daha farklı değerlendirebiliriz. Rejim İran açısından bu anlaşmalara olan ihtiyaç azalmış gibi gözüküyor ve Türkiye'nin tepkisini de göze alarak burada ihlaller gerçekleştiriyorlar. Tabii Rusya'nın buradaki amacı yani İdlib onlar açısından önemli burada Türkiye'nin katkısına ihtiyaçları vardı ki ben halen olduğunu düşünüyorum ama e, Türkiye'ye rağmen burada toptan bir cezalandırmaya tabi tutarak bölgeyi acaba rejimin burada önünü, önünü açabilir miyim diye düşünecektir. Ama bunun maliyetli olduğunu gördüğü noktada yine Türkiye ile işbirliğine e, daha açık hale gelecektir. Maliyet derken neyi kastediyoruz? İşte Hmeymim Üssü'ne bildiğiniz gibi biraz önce de konuştuk, e, muhaliflerin bazı hava e, füzelerle saldırıları gerçekleşti. İşte dronlarla saldırılardan e, bahsediliyor şu anda. E, bunun arkasında kim olduğu bilinmiyor. Daha çok Amerika'yı işaret ediyor e, buradaki aktörler ama burada bölge aktörleriyle koordine etmeden yürütülecek bir İdlib operasyonunun Rusya açısından da ne kadar maliyetli olabileceğini e, görebilir. Bunu gördüğü noktada yeniden Türkiye ile işbirliğine ihtiyaç ortaya çıkabilir. Bu noktada işte biraz önce bahsettiğim o alver süreci ortaya çıkacaktır. Herkesin farklı kaygıları var. Türkiye'nin kaygısı PKK ve Rusya burada tabi İdlib konusunda özellikle Nusra liderliğindeki Hayat Tahrir El Şam yapılanmasının elimine edilmesini istiyor. Burada Türkiye daha uzun vadeli bir çözüm önerisi sunuyor. Çünkü kısa vadeli askeri çözümler yeni göç dalgalarını tetikleyebilir ve başarı üretmeyebilir. Ama Rusya daha kısa vadede bunlarla askeri olarak mücadele edilmesini istiyor. Bu konuda İdlib'de bir anlaşmazlık olduğu anlaşılıyor taraflar arasında. Tabii bu son operasyonların İdlib'e doğru, şehir merkezine doğru yönelip yönelmeyeceği Astana'nın da bu çatışmasızlık bölgesi anlaşmalarında geleceğini belirleyecek ama şu anda çok kırılgan bir noktada Türkiye Rusya İran işbirliği çok belki son çok uzun zamandır bu kadar kırılgan bir süreçte de olmamıştı dediğimiz gibi dünyadaki diğer politik gelişmeler doğrultusunda hem gündemin gerisinde kaldı hem de işte bu hastane sürecindeki bu üçlü ittifakı yıpratma çabalarının da yoğun olduğu bir dönemde işte bu ilişkilerde de sizin de yorumladığınız gibi daha farklı bir dönem yaşanıyor şu an için. Çok teşekkür ediyorum Sayın Oytun Orhan. Kolaylıklar diliyorum size.